Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Kötü bir hafta sonu geçirdik. Bu Balıkesir Spor maçının akabinde Feyyaz hocamız istifasını ulusal basın önünde verdi. Biz de Ömer Dönmez yine yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı yaptık. Dün akşam üzeri nihai görüşmemizi Yusuf Hocam'la tamamladık. Kendisi de sağ olsun görevi kabul etti. Kendisiyle 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladık, hazırladık. İnşallah sonraki maçlarımızda takımımızın daha iyi performans sergileyeceğini, hocamızın bize vermiş olduğu moralle, destekle, ekibiyle beraber yapacağı çalışmalarla Bandırma Spor taraftarlarına, Bandırma'ya daha iyi sonuçlar getireceğimize inanıyoruz. Daha fazla konuşamıyorum. Gerçekten kötü bir hafta sonu geçirdik. O yüzden sözü hocama vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. İlk önce Bandit basketbol takımını kutluyorum. Şampiyonluklar için tebrik ediyorum. Güzel bir kupa getirdiler şehrimize. Onları tekrar tebrik ediyorum. Değerli başkanıma, yönetim kurulu'na teşekkür ediyorum. Bandırma Spor Kulübü bizi uygun gördükleri için teşekkür ediyorum. Bu güvenlerini, bu isteklerini, bu arzularını boşa çıkarmayacağız. Başkanım ve yönetim çok üzgün olduğunu biliyorum. Ama ben hatırlamıyorum. Balıkesir maçını biz oynamadık. Geride kaldı. Biz artık bugünden itibaren yeni bir sayfa açtık. Güzel bir sayfa açtık. Beyaz bir sayfa açtık. Ben ve ekibimle, sizlerle, yönetimimizle, taraftarlarımızla birlik olup güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Aksi hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey de düşünmedim. Biraz önce de başkanım yöneticilere söyledim. Ben bu ligi biliyorum. Yıllardır bu ligde çalışıyorum. Bu ligde Mustafa Denizli ile beraber, Mustafa Hocam ile beraber yardımcısıydım. Bize de şampiyonluk yaşadık. Daha sonra tek başıma Antalya Spor'da ekibimle beraber bir şampiyonluk yaşadık. Bu lige yabancı değilim. Tam aksi bu lige çok alışkın bir antrenörüm. Oyuncuları da tanıyorum. Rakipleri de tanıyorum. Buradaki sıkıntının ufak olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hep birlikte bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Güveniyorum. İnşallah cumartesi günü Urfa maçıyla bir ilk başlayacak. Buradan sadece küsmeye meyilli taraftarlarımıza cumartesi çağrı yapıyoruz. Cumartesi hep birlikte bir başlangıç, bir milat olsun diyorum. İnşallah onlar cumartesi bizleri kırmaz. Biz de onlara 3 puan hediye ederiz. Güzel günlerin başlangıcı deriz diyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Yusuf hocamıza imza attıracak mıyız? Bak hocam. Takımı tanımanız için bir süreye ihtiyacınız olacak mı? Takımı tanıyorum. Bu ligi takip ediyorum. Ben ve ekibim zaten biz sürekli maçlara gidiyoruz. Oyuncularla ilgili bir çalışmalarımız var. Oyuncuların büyük bir çoğunluğunu tanıyorum. Çok fazla bir zamana ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Ha, tabii ki birbirimizi tanıma zamanı ben bunu çok fazla görmüyorum. Futbolun dili bir. Eğer mücadele edersem, eğer birbirini savunursam, eğer kazanmak için tekmeden kafanı çekmezsen, ayağını çekmezsen başarırız. Onun için ben çok fazla bir süre vermiyorum. Çünkü bizim süremiz çok fazla. Teşekkür ederim. Eski bir meslektaşınız olarak
kardeşi duraktan bir sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Yusuf hocamıza Manlıurfa Spor'a geldiğinden dolayı başarılar dileyerek Allah utandırmasını temel ediyorum. Geçen hafta oynamış olduğumuz Balıkesir Spor maçında ciddi anlamda yönetim olarak, futbolcu olarak yamanız olduk. Ancak burada bizim en fazla üzüntümüz de taraftarımızın bize vermiş olduğu desteğin karşılığını onlara verememek. Tabii Balıkesir maçına süreç devam ederken hafta içerisinde bir takım hakkımızda farklı farklı söylemlerde de bulunuldu. Dolayısıyla ben genel kaptanlık görevimi, yani Bandırma'da partili, partisiz bir takım şeyleri de hep ön plana sürekten konuşulduğu için benim partim Bandırma Spor arkadaşlar. Ben görevim gereği perşembe akşamı tesislere ziyarete gittiğimde bir takım futbolcu kardeşlerimizin ve yardımcı olmamızın tesislerde olmadığını tespit ettim. Ancak bu konu öyle bir çarpıldı ki iki tane yöneticinin işte tesislere gerekten Serkan Hoca'nın istifasını almaya gittiler şeklindeydi. Aslında biz Bandırma Spor'a zarar vermeyip Bandırma Spor'un layık olduğu yerlere getirmek için çalışan insanlarız. Nitekim biz bunlarla ilgili hocamıza çarşamba günü de rapor ettim. İşte görevin gereği olan şeyleri. Feyyaz Hoca'ya durumu anlattığımda enteresan bir şey var arkadaşlar. Yani Serkan Hoca ile Hayrettin Hoca, Hayrettin Hoca ile Süleyman Hoca birbirleri arasında konuşmama küslük gibi durumlar vardı. Yani bunu biz iğneyle kuyu kazaraktan bir takım işte sıkıntıları dile getirdiğimizde bu konuyu Feyyaz Hoca şaşırmıştı. Testlere gitmemizin sebebi de istifa değil. Sadece oradaki arkadaşlarımızın ne yaptığını. Çünkü önümüzde bir Balıkesir spor maçı vardı. Dolayısıyla bununla ilgili biz futbolcu kontrol altında disiplin altında tutmamız gerekiyordu. Ve tabii beni en çok üzen zaman zaman devam bir araya geldi bize. Abilerimizle hitap edeceğim. İşte basında kalemli olanlar, işte yazı yazanlar beni her zaman telefonla arayıp bulabilecekleri yerde şahsımız hakkında farklı söylemlerde bulundukları için gerçekten çok üzüldüm. Ama ben yedi kendimi seviyorum. Sonuçta biz Bandırma'da yaşıyoruz. Bandırma'da ve burada öleceğiz. Feyyaz Hoca ile ilgili süreç tabii artık aylardan beri belli bir çalışma içerisine girdiği için aslında gidişi çok da hoş olmadı. Ama gene de yaptıklarından ve Bandırma Spor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar benim en çok arzu ettiğim sosyal medyada veya işte bir takım yayıncı kuruluşlarda değil. Birlik beraberliğimizi bozdurmamak için çalışmak zorundayız. Ben inanırım ki Sayın Hocamızın sayesinde Bandırma Spor bu ligde kalacaktır. İnanın ailemize harcadığımız zamandan daha çoğunu Bordo Beyazı aşkımıza harcıyoruz. Saygılar sunuyorum. Bandırma Spor şu anki bulunduğu puantajın hak etmiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Peki hemen buradan devam edelim Kayan. Buyurun. Şimdi hocaya bu durumu ilettiğinizde Feyyaz Hoca'ya ne gibi tepki aldı? Hafta içinde bu maçtan önce istifa edeceğini söyledi mi size? Bu aşamaları da arkasını anlatırsanız. Öyle bir istifa söz konusu olmadı. Ne yaptın sen abi ya yıktın bizi dedi. Aslında onun yapması gereken çalışmalar bunlardı. Ama biz üzerimize görev olan, genel kaptanın bir süreci olan görev yerine getirdik. Tabii onun sonrasında tesislere cumartesi günü ziyarete gittiğimizde de hocamızın farklı bir şekilde yani telaffuz etmemesi gerektiği şekilde işte artık yalanı bırakın doğruyu konuşun demesi gayet çok içerdi. O gün Sayın Başkanım orada olmamış olsaydı ve Balıkesir Spor maçının ne pahasına olursa olsun hocam al bavulunu git der. Yani bu bizim için bir... Siz yalan söylemekle ikram etti. Kesin, öyle mi? Kesin. Ama biz sadece ve sadece Balıkesir maçında takımın zarar görmemesi, taraftarın olayı yanlış aldığını, Bandırma'ya kötü şeyler yansıtmamak için sustuk ama bileydim böyle sonuçta çıkacağımıza daha o gün o bavulu patlatalım gelsin. Böyle bir zamanlama neden oldu? Balıkesir maçı var. Bizim için çok önemli diyoruz. Evet. Evet. Bir de gidiyoruz orada bu ortamı geliyoruz. Bunu nasıl bir ortamı şey geliyoruz derken ben yani soyunma odasına... İki taraflı olsun. Zeki Bey ben soyunma odasına devam maç öncesi girdiğimde işte antrenmanları birebir takip ettiğimde akşamları çocukları ziyaret ettiğimizde biz takımdaki ateşlemenin olmanı hissettik. Dolayısıyla da üzerimize görev olan şeyi yerine getirmemiz gerekiyordu. Ben sadece hocanın burada yani uzun süreli kalması için sonuçta kariyerli, iyi niyetli bir arkadaşımız olarak tanıyorduk. Kalması için kendisi yardımcı olmak amacıyla bir takım şeyler söyledim. Ama yani tabii ki TRT Spor'da da yayınlanan işte istifasını istiyor, yanlış algılamalar. Birilerinin farklı şekilde konuyu yukarıya servis etmesi
Artık bardağı taşıran son damla oldu yani. Peki bizi yıktın demiş size. Evet. Ne bakımdan dedi bu? Ne yaptınız da yıktınız? İşte hocaların, yardımcı hocaların tamam. Kendi aralarında konuşmadıklarından Feyyaz Bey'in haberi olmadığı ve benim o akşam söylemimden sonra haberi olduğundan dolayı. Peki istifa istendiği doğru mu? Yardımcısının istifasını istendiği Feyyaz Hoca'dan. Hayır, o konuyla ilgili. Yani hiçbir istifa söz konusu. Kimse tabii ki, tabii istemiyor yani. Ben maç sabahı Balıkesir'e hareket etmeden önce de kendisine görüştüm. Hocam dedim yani nasıl kendinizi toparladınız mı? Ya bir takım süreçleri bu şekilde olmaması lazım dedi. Yani arkadaşlar tamam sıkıntıyı getirip söyler. Bize kendisi iletir dedi. Ancak Hayrettin'le Süleyman Hoca'yla görüşmesine rağmen Serkan Hoca'yla Balıkesir spor maçından sonra görüşeceğini söyledi bana. Ki durum vaktiyken Balıkesir maçına da bir şey olmamış olmuştu. Yusuf Hocam kimlerle çalışacaksınız? Yardımcıların çok eski dostlar, aynı eski futbolcular hepsi. Sadece kondisyonlar Şaban Hocam var. Futbol oynamış, o da amatör oynamış. Ali Hocam var, Ali Postacı, Antalya Spor'u yıllarca oynamış. Gökhan Kılavuz Hocam var, yıllarca Deniz Spor'u oynamış. Erhan Damla Hocam var, yıllarca Deniz Spor'u oynamış. Aydın Gencer var, kaleci, Deniz Spor'da oynamış. Hepsi 21-22 yıllık arkadaşım. 5 tane yardımcı arkadaşım. Şimdi baştan isimleri lütfen bir daha söyler misiniz? Ali Postacı. Bir dakika, Ali Postacı. Evet. Gökhan Kılavuz. Gökhan Kılavuz. Erhan Damlı. Erhan Damlı. Şaban Özdeş. Şaban Özdeş. Aydın Gencer, Kalecan Tüyü. Aydın Gencer. Evet, Gencer. Kalecan Tüyü. Tamam. Yusuf Hocam, TFF 1. Ligi ne ölçüde tanıyorsunuz? Biraz açıklar mısın? TFF 1.'nin özellikleri neler? FTT 1.'nin en büyük özelliği kuvvete dayalı bir yol olması. Kuvvete dayalı. Yani çok koşan, çok mücadele eden birinci prensibin gollemediği bir lig. Birinci prensip. Çünkü bakarsanız gollemeyen takımlar bir şekilde gol atıyorlar. Mücadele eden takımlar bir şekilde kazanıyorlar. Biz de futbolcu kardeşlerimize bugün itibaren bunu aşılayacağız. Kaybetmeyi sevmeyen, koşan, mücadele eden, birbirine kenetlenmiş bir ekip yaratacağız. Ki bunu da yine söylüyorum, belki iddialı bir açıklama olacak ama cumartesi göstereceğiz. Teşekkür ederim. Ben de son bir şey olarak bu maçta, Balıkesir maçında Balıkesir Spor tarafından Banlı Spor seyircisine ayrılan koltukları tamamını dolduran cefakar Banlı Spor seyircisine 3 saat boyunca rakip takım seyircisinin yaptığı hakaretlere rağmen efendiliğini bozmadıkları için kendilerine çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı olsun. İmza. Tamam. Büyük mikrofonu güzel.